Merhaba, Tarçın Tadında'ya hoş geldiniz. Bugün böyle biraz çıtır, çay saatine uyar, kahvaltıya uyar, isterseniz pikniğe de uyar. Böyle güzel çıtır milföy pizzalar yapacağız. Milföy pizzalar için malzemelerimiz 3 adet büyük ya da 6 adet kare milföy hamuru. Bunlar markette biliyorsunuz dondurulmuş olarak satılıyor. Tarifi yapmadan bir yarım saat önce hafif çözünmesini beklememiz gerekiyor. 1 çay bardağı kadar domates püresi, 2 diş sarımsak, 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 fincan haşlanmış mısır, 3 adet mantar ince dilimlenmiş, 5-6 dilim kadar da sucuk. İlk olarak büyük boy milföylerimi kare hale getireceğim. Şöyle tam ortalarını bulmaya çalışıyorum. Şimdi üzerlerine şöyle bir santim, bir parmak içeriden çizikler atacağım. Çünkü orta kısım bizim pizzamızın tabanı olacak. Oraların kabarmaması için şöyle çizik atıyoruz. Ama bu sadece çizik. Biliyorsunuz milföy kat kat bir hamur. Dolayısıyla komple hamurdan ayrılmasını istemiyoruz o bölümün. Yine İkinci hamuruma da bir çizik atıyorum. Evet, şöyle onu kenara alalım. Evet, tezgahıma yapışmaması için jelatinlerini henüz ayırmadım. Bunu da yine ikiye bölüyorum. Zaten eğer kare aldıysanız bu bölme işlemini yapmanıza gerek yok. Markalara göre değişik olabiliyor paketler. Şöyle kenarlardan bir parmak pay bırakarak bıçağın ucuyla her kare milföyün ortasını çizdik. Şimdi jelatinlerinden ayırarak milföylerimi tepsiye yerleştiriyorum. Şimdi sarımsakları ezerek domates püresine ekliyorum. Sarımsakla domates püremi iyice karıştırdım. Şimdi bu çizdiğim bölgelere bir fırça yardımıyla domates püresini süreceğim. Domates püresi üzerine koyduğumuz malzemelerin yapışmasını sağlayacak. Kenarları da kabarınca enfes bir görüntü çıkacak ortaya. Eğer daha kalabalık olacaksanız bir tepsiye, normal midye fırın tepsisine 6 adet kare sığıyor. 2 tepsi de hazırlayabilirsiniz. Önce mantarlarla başlayacağım. Şimdi kırmızı biberler. Aklınıza gelebilecek her tür pizza malzemesi uyar. Zeytin dilimleri olabilir, sosis olabilir. Evet, şöyle yeşil biberlerimizi de ekliyorum. Kenardaki bantlara taşmamaya özen göstereceğiz. Son olarak biraz da mısır bırakalım. Dereceye önceden ısıttığımız fırında 20 dakika kadar milföy pizzalarımızı pişireceğiz. Dakika doldu. Nar gibi kızarmışlar. Onları hemen çıkarıyorum fırından. Milföy pizzalarımız servise hazır. Şöyle servis tabağına aktarıyorum. Çıtırtısını duyalım hep beraber. Bugün sizlerle milföy pizza yaptık. Hemen ani bir misafir geldiği zaman
Buzluğunuzda eğer milföy hamuru varsa yarım saatte hazırlayabileceğiniz enfes çıtır bir tarif. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz çay saatinde kullanabilirsiniz. Tarçın tadında yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.